Herkese 6. İsveç vlogundan merhabalar. Yavaş yavaş soğuktan hepimiz hasta olmaya başladık. Umarım gezinin sonuna kadar fire vermeden devam edebiliriz. Size bu vlogun başında İsveç'te sürekli gördüğümüz, arkamda da bulunan, bizim de konakladığımız kırmızı evlerden bahsedeceğim. Neden bu ülkede bu kadar fazla kırmızı ev var? Bu renk aslında İsveç'te bulunan bir bakır madeninden geliyor. Falun denilen bir şehirde zamanında bir bakır madeni bulunuyor. Ve bu maden İsveç için bayağı önemli bir maden. Çünkü İsveç ekonomisine büyük katkısı olmuş zamanında. Zamanla madendeki bakır bitince diğer artık kayalardan, başka malzemelerden bir boya pigmenti oluşturuyorlar. Bu boyanın rengi de aslında bu arkamızda gördüğümüz kırmızı renk. Buna falun kırmızısı deniyor İsveç'te. Bu renk İsveç'te bu madenden dolayı çok yaygın. Peki neden insanlar evlerini bu renge boyuyorlar? Sadece boya çok olduğu için mi? Hayır. Zamanında Avrupa'nın diğer şehirlerine giden İsveçliler oradaki o kırmızı tuğlalı binaları görüyorlar, evleri görüyorlar ve beğeniyorlar. Ama o dönemde o tuğlaları buraya getirme masrafını karşılayamıyorlar. Burada da onların üretimi yok. O yüzden onlara benzetmek için bu evleri bu kırmızı renge boyuyorlar. Hem aslında ellerinde bulunan bir malzemeyi kullanmış oluyorlar. Bolca bulunan bir malzemeyi, boyayı kullanmış oluyorlar. Hem de o Avrupa'da beğendikleri ev görüntüsüne kendi evlerini kavuşturmuş oluyorlar. Şimdi buradan fika yapmaya gidiyoruz. Fika ne? İsveç'teki kahve kültürü aslında. Çok ekstra bir şey değil ama arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle sosyalleşmek için verilen kahve aralarına burada fika deniyor. Yanında da genelde ufak tatlılar tüketiliyormuş. Bizim burada kaldığımız evin sahibi bir kafede çalışıyormuş. Storuman şehrinde. Bizi oraya davet etti. Onun yanına gideceğiz. Bir fika yapacağız. Yani kahve içip yanında da birkaç atıştırmalık bir şey deneyeceğiz. O kafede görüşürüz. Bu marketten bedava gilök mü? Bu soğukta bayağı iyi gidiyor bence. Deneyelim bakalım. Tatlı. Şimdi ev sahibimizin çalıştığı kafeye geldik. Arkamızdaki kafede çalışıyor. Şimdi burada fika yapacağız. Tatlılarımızı seçtik. Birazdan masada göstereceğiz. Kahvemizi de buradan kendimiz alıyoruz. Buna neli demişti? Karamelli. Şu soldaki kahveye de karamelli dedi. Burada süt var. Buradan kendiniz servis ediyorsunuz. Bu bademliymiş. Buraya özel dedi. Ama hani çok farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Bu da aynı zamanda çok sattıkları bademli bir başka tatlı. Bu da böyle bir top. İçinden ne çıkacak merak ediyorum. Şimdi kesince onu da gösteririz. Fikamızı yapıyoruz şimdi bu kafede. Şimdi tatlılarımızı yedik. Yediğimiz her şeyin şeker seviyesi çok iyiydi. Hiçbiri çok aşırı tatlı değildi. Yani bunu çok beğendik. O yüzden hepsi lezzetliydi bizce. Buradan giderken bir de kaldığımız evin sahibi bize bunu hediye etti. Bu aslında tünbröt diyorlar burada. Yani bizim çizi tarzı bir tipi var bunların aslında. Böyle kıtır ve aynı zamanda bu tarçınlı ve şekerliymiş, cips gibi dedi. Bu kafenin sahibi bunu üretmeye başlamış birkaç sene önce. Sağ olsun kadın gittikçe daha da kibarlaşıyor her seferinde. Gerçekten onun evinde kaldığımız için çok şanslıydık. Evet, çok tatlılardı çift olarak ve her konuda çok yardımcı oldular. Evet, şimdi biz yolumuza devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 4 saat daha buradan güneye inmemiz gerekiyor. Östersund şehrine yakın bir yerde bir Airbnb'de kalacağız. Kafesinde fika yaptığımız ev sahibimiz, hediyelik eşya alabileceğimiz dükkan sorduğumuzda bize Wilhelmina'daki bu Sami hediyelik eşya dükkanını söylemişti, tavsiye etmişti. Biz de onun tavsiyesi üzerine zaten güzergahımızda olan Wilhelmina'ya uğradık ve şimdi Sami hediyelik eşya dükkanına gireceğiz. Samiler aslında İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Rusya'da, Ukrayna'da yaşayan bir halk. Sayılarının 60 bin küsur olduğu tahmin ediliyor. Daha çok rengeyi yetiştiriciliği yapıyorlar. Yani bu halkın kendine ait 700 küsür bin rengeyi olduğu düşünülüyor. Daha bağımsız bir hayat sürüyorlar. İsveç'in kendi toplumuna istinaden. Mesela daha ulaşılamaz yerlerde yaşıyorlar ve kendine has kültürleri var. Türkik bir toplum olarak aslında biliniyor, tarihini biraz araştırırsanız. Onlarla karşılaşma fırsatı bulamadık ama en azından gördüğümüz her rengeyi sahibinin onlar olduğunu öğrendik ve onu bilmek bile hani onların kültürüne sanki dokunuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Çok güzel bardak aldık iki tane. Bir de böyle ateş yakmak için magnezyum çubuğu aldık. Umarım bir gün bir yerde bir kampta kullanırız onu ve burayı hatırlarız. Thank you.
kalacağımız eve geldik. Ortadaki evde 2 yatak var. Sağdaki kulübede 2 yatak var. Burası da istersek yemek yiyebileceğimiz bir alan. Isıtabiliyorlarmış biz istersek içeriye. Misafirlerimiz gelince burada yemek yiyoruz. Çok güzel bir ortam oluyor dediler. Biz de dedik ki tabii ki isteriz orada yemeği. Onların da evi burası. Mükemmel bir evleri var. Buradan çıkalım. Size biraz kabinlerin içini de göstereyim. Bu evin bir ekstra özelliği daha var. Onu şimdi içeriye gidince göstereceğim. Gerçekten şu an bize bayağı iyi gelecek. Çünkü biraz hasta olmaya başlamıştık hepimiz. İlk başta bu küçük kulübeyi göstereyim. Burada 2 tane yatak var sadece. Başka hiçbir şey yok. Burada askılık ve bir koltuk. Burası dediğim gibi yemek yiyebileceğimiz bir kış bahçesi. İçerisi bayağı güzel gözüküyor. Zaten pencerelerine kadar kar dışarıya doğru. Üstünü kaplayan kara bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de bu evin içini göstereyim. Bu arada ev sahipleri az önce kedilerini saldılar. O da buraya geldi. Ev sahibi kedi bıraktı. Hemen girince sol tarafta bir tane mutfak var. Mutfak yanı bir tuvalet şu an dolu. Bu üst katta da bir yatak var. Biraz üstü alçak ama gayet yeterli. En güzel tarafı ne? Burası banyo. Tamam, banyo da güzel. Banyonun karşısında da evin en güzel tarafı burada bir sauna var. Şimdi bizim için burayı ısıtmışlar. Buraya bazı aromalar da bırakmışlar. Buraya suyu da hazırladık. Bu evin geceliğine 170 euro verdik. Bu evde maalesef çok fazla zaman geçiremedik. En keyifli taraflarından biri de evin dün akşam kullandığımız saunasıydı. Onun haricinde yatakların şu küçük olanda 2 tane yatağın ayrı olması, orada işte bir lavabo vesaire olmaması biraz sorun. Yani diğer tarafa gidip sürekli diğer tarafta kalanları rahatsız etmek zorunda kalıyorsunuz. Belki 4 kişilik için mükemmel bir yer değil burası. Ama 2 kişiyseniz saunası da olması bakımından çok güzel bir yer. Şu an Östersund şehrindeyiz biz ve burası bir ada. Şu an şehrin bir adasındayız ve Östersund havaalanı da bu adada bulunuyormuş. Hemen sol tarafında bir göl var. Yani ada bu işte gölün ortasında. Şimdi ufakça bir belki orayı görürüz. Oradan sonra bugün kayak yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Östersund şehrinde bir de bir kayak merkezi var. Oraya gideceğiz. Aradık sorduk telefonla. Ekipman kiralayabiliyormuşuz. İlk günlerde yapamadığımız o kayağı orada yapmayı düşünüyoruz. Size sadece bir tavsiye. Şimdi burada biz 7-8 gündür İsveç'te arabayla bir yerden bir yere seyahat ediyoruz. Ama planlarımız genelde şöyle. Gidiyoruz, bir gün kalıyoruz, sonra devam ediyoruz. Sadece tek bir yerde 2 gece konakladık. Kesinlikle daha fazla yerde bir günden fazla konaklamalıymışız. Çünkü insanı gerçekten yoruyor. Mesela keşke şu an bu evde bir gece daha kalabiliyor olsaydık ve bu civarı, bu adayı biraz keşfedebiliyor olsaydık. Gerekirse biraz da dinlenebilirdik mesela daha fazla kalıyor olsak. Şu an zaten dün dediğim gibi biraz hastayız ve sürekli yola devam ediyor olmak insanı biraz zorluyor. Size tavsiyem çok yoğun plan yapmamaya çalışın. Daha az yeri daha uzun süre, daha böyle sindire sindire görmeye çalışın. Her zaman insanı daha iyi hissettiriyor. Şimdi de evin altındaki o göle indik. Yani bu artık kaçıncı buzlu gölümüz. Artık tecrübeli olduk. Şurada mesela buz biraz sulu. Oradan ileri gitmemeye karar verdik. Ama mesela burası bayağı buz. Bak. Bu biraz farklı bir kayak sanırım. Şöyle. Ekipmanlar farklı. Yani çok bilgimiz yok açıkçası. Gidince göreceğiz. Hakkında en fazla işte Türkiye'de o telesiyajda yukarı çıkıp kayılan
sporu biliyoruz. Burada biraz daha düzlük alanda olabilirmiş. Biz buraya geldiğimizden beri çok fazla kayak yapmak istiyorduk ve bu testi bulduk, buraya geldik. Ekipman kiralamak istediğimizde bize bu ekipmanları verdiler ve biz bu ekipmanlarla normal kayak yapamayacağımızı aslında orada anlamıştık. Ama dedik ki madem böyle o zaman bu ekipmanlarla deneyelim. Hani buraya özgü bir şey yapmış olalım falan dedik. Bunlar bizim bildiğimizden çok daha ince kayaklar. İnce, o yüzden yani öyle. Aslında. Ve ayakkabılar da farklıydı mesela. Evet. Sadece ön tarafını sabitliyorsunuz. Sadece mesela ayağınızın arkası bu. Kalkıyor. Aynen. Aynen. Çok da iyi normal kayakta da değiliz zaten. Evet öyle. Yani hani ama diğerine en azından bizi bir tepeye telesiyaja çıkıp bir şekilde tepeden bir şekilde aşağı iniyorduk. Şimdi burada hem yukarıya da kendi gücümüzle çıkmamız gerekiyor hem de indiğimiz yerlerde de kendi gücümüzle inmemiz gerekiyor vesaire. O yüzden o süreç bizi birazcık zorladı. Ama bilsek bence bayağı zevkli ve eğlenceli bir şeye benziyor. Şu an mesela böyle bir şey hakkında bilgi sahibi olmadığım ve bunu yapamadığım için birazcık üzüldüm açıkçası. Çünkü insanlar gerçekten çok güzel kayıyorlar. Çok rahat kayıyorlar. Sanki dünyanın en basit şeyiymiş gibi. Mesela şu arka tarafı çıktık. Tepe. Hep bunun gibi. Burayı ineceğiz şimdi. Sonra muhtemelen yine tepe, yine inerek devam edecek. Sen bize bir kay bakalım. Muhteşem yeteneğinle. Öyle de yapma sonra gidiyor. Hadi bakalım. Dikkat et. Aynen, dikkat et. Bence yine de iyi. Evet, bir noktada pes ettik ve dedik ki çıkamayacağız. En iyisi çıkartalım. Çünkü şurası çok yokuştu şu adamın yerine. Şu adam bize turbin bindirdi aynen. Kaçıncı gelişi. Ay, rezaletiz gerçekten. Neyse ama şey çok güzel. Yani etraf çok güzel. Ve gene normal kayaktan daha kolay takıp çıkarması. En azından böyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Takıp çıkarması öyle. Ama mesela şu yerdeki ufak evet. Patikadan dolayı izler var ya, biri gidiyor ya ve yana kar birikiyor ya. Onlara değer değmez dengesi çok çabuk şaşıyor. Çünkü çok ince gerçekten. Evet. Hani biz de kontrol böyle, etmeyi bilmediğimiz için hani daha zorlanıyoruz. Ben mesela bir kere sağlam düştüm. Kısmet. Kar sapanı da çok daha zor. Çünkü çok daha uzun bunlar ve ince. Yani hemen birbirine çarpıyor ve o kadar hızlı durdurmuyor yani. Evet, azıcık indik yine bir tepe. Vallahi tepe çık çık bitmiyor. Tepe çık çık bitmiyor diyorum. O kadar çok yoruyor ki buraları böyle çıkmak. Ya bilen çok iyi kayarak çıkıyor. Böyle yan yan kayarak çıkıyor. Ama bizim için tam bir işkence. Bence bu spor iyice öğrenilip böyle ders vesaire alınıp ondan sonra yapılmalı. Yoksa biz şu an karda eğleniyoruz işte, bu çağı gördüğünüz gibi. Evet yani ne? Allah Allah. Bugünün özeti bizim için bu oldu. Kayaklarla bildiğin hiking yapıyoruz dağın tepesine doğru. Gerçekten acayip yoruldum. Yani o kadar uzun süredir de çıkıyoruz ki yani bir inişi olmasını bekliyorum artık buranın. Çıkmayı bilmediğimizden kayarak çıkmayı bilmiyoruz. O yüzden inanılmaz efor sarf edeceğiz. Böyle bildiğin bayır yukarı böyle böyle çıkıyoruz. Yani umarım kayacağız. Bir yerde kayacağız umarım. Belki bir yerde başlarız kaymaya. Aynen ya, bu spor da şöyle bir spor. Her sene yapıyorsun. Ya da işte 2-3 senede bir kere yapıyorsun, 2 kere yapıyorsun. Tam öğrendim sanıyorsun. Bir sonraki sene her şeyi tamamen unutmuşsun. Yanından gerçekten birinin jilet gibi geçmesi çok aynen, iyi oldu. Bunu yapmamız lazım. Mesela arkadan da biri geliyor. Bak birazdan onu da çek benim yanımdan geçince. Yani bunu bilsen bence kesin çok zevkli. Evet, aynen. Yani, çünkü manzara falan çok güzel, ortam çok güzel. Ya insanlara bak, bir de bize bak. Biz de resmen cebelleşiyoruz. Bu iş için ciddi söylüyorum. Yani sadece bunun için gelmek lazım. 7 gün, 10 gün neyse ve ders almak lazım. Ondan sonra da bu aktiviteyi gelip bireysel yapmak lazım. Bilerek yapmak bence lazım. Bence gerçekten keyifli değil. Evet. Hadi telesiyaj olsa, yukarı çıksak, aşağı durmadan kaysak keyifli. Yine bir derece. Çok efor sarf etmiyorsun. Ama sürekli çıkmak yani gerçekten inanılmaz yorucu. Mahvolduk. Şunlara o kadar yükleniyorum ki bileklerim ayrı ağrıyor, bacaklarım ayrı ağrıyor yani.
Keşke video izleseydik gelmeden, evet, nasıl yapılır diye. Normal kayak merkezi sandık maalesef. Böyle bir seçeneğin oluşundan bile haberdar değildik. Cahillik her zaman, evet, mutluluk değilmiş. Evet. Sağ salim aşağıya ulaştık. Aynen, adama sorduk şimdi bu bizim yaptığımızın farklı bir ismi var mı diye. Çünkü gerçekten bilmiyoruz. Adam dedi ki bu ince olanlara cross country ski deniyor. O sizin yaptığınız o uzun kayak kullandığınız çeşidine de bunu back country ski deniyor. Biz cross country olanı yapmışız. Çok daha ince olan yani bu. Bu arada pisti kullanmak için 90 kron ödedik. Yaklaşık 8 euro bu. Kayak takımı için de 250 kron ödedik kişi başı. Bu da 20-22 euro. O civarlara denk geliyor. 2 gündür kebap pizzadan ben devam. Hiç pişman olmadım şu ana kadar. Kebap asla pişman etmiyor. Yine bir yol kenarında durduk ve bir şeyler atıştırıyoruz. Aynen. Bu arada genelde dönerleri fena değil. Evet, güzel, lezzetli. Fena değil. Kalacağımız yere dönüyoruz şimdi. Yolda bugüne kadarki en kötü yollardan bir tanesi. Şu an biraz iyileşti. Bir kar yağışı vardı. Bir araba geçtim. Önümüz tamamen kapanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.